Abi söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum ama. Ya bu nasıl bir yılbaşı kutlaması ya? Ne oluyor lan? Ne güzel eğleniyoruz işte. Oo beyler, Yılmaz mesaj atmış. Bizi Cübbap Kulübe çağırıyor. Şahane ortam varmış, gelin diyor. Vallahi mı? Ne diyorsun ya? Hadi gidelim be. Nereye gidiyoruz ya? Yılbaşı gecesi nereden çıkarıyorsunuz böyle? Oğlum ana baba günü dışarısı, manyak mısınız? Mandalamızı soyacağız, televizyon izleyeceğiz işte, net bitti. Abi yılbaşı gecesi televizyona bakıp mandalina kuru yemiş mi yiyeceğiz? Öyle mi gireceğiz yeni yıla ya? Evet, çok zevkli. Lan neresi zevkli? Deden misin sen benim? Oğlum dört sapız. Saydın mı sen hiç? Hangi bar alır lan bizi? Kapılarda sürüneceğiz, manyak mısınız? Hayatta giremeyiz. Ha, Yılmaz mesaj atmış. İçeride kız arkadaşlarımız var. Ha. Girişte sorun olmaz. Gelin. Aa bir de şöyle bir ortamdan video yollamış yani. Hadi ben bakayım mı kardeşim? Aman aman aman. Ortam yanıyor. Abi şuna bak lan. Koca mekanda sadece iki erkek saydım. Hadi gidiyoruz hadi, arkadaşlar. Kalk, kalk, kalk. Hadi, hadi, hadi gidiyoruz. Ya arkadaşlar tamam. Nerede bu mekan? Yakın ya. Karşıda Şişli. Ha, bir de karşıda. Yok abi tamam. Size iyi eğlenceler, ben gelmiyorum. Ya ne olacak ya? Senin arabayla hemen geçeriz. Ha, bir de benim arabayla. Oğlum manyak mısın? Yılbaşı gecesi köprü trafiğine girilir mi? Ben hayatta gelmem. Bak hiçbir güç beni bu kanepeden kaldırıp oraya götürmez. Net. Selam. Hop 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 hop. Yeşil hayırdır, nereye ya? Görmüyor musunuz beni ha? Nesin miyim ben burada? Sizi mi bu? kolay gelsin memur bey. Bizim kız arkadaşlarımız içeride bizi bekliyorlar. Sizden mi geliyor oğlum o ses? ...124. Yo, 124 değil memur bey. 4 kişiyiz biz. Onu demiyorum aslan. Sizinle beraber 124 etti. Öyle geldi arkadaşlar, içeride kız arkadaşımız var deyip... ...içeri girmeye çalışanların sayısı bu. Abi. Abi biz Maltepe'den geldik. Gözünü seveyim. Vallahi çok uzun yoldan geldik. İnan sıkıntı çıkarmayız. Biz çok iyi insanlarız abi. Çık şu, bu masama çık şuraya. Bak. Canım kardeşim ya. Şimdi sizinle ben başka bir yerde, başka bir zaman görüşsem... ...arkadaş olurum, oturup sohbet ederim. Hatta çay bile içerim. Ama şimdi bak, sizi sevdim. Ama şu resme bakınca şimdi, bu resmi içeri aldığım zaman... ...olayın nereye gideceği belli yani. Misal girdiniz içeri. Gidemezsiniz de hiçbir şekilde. Ne yapacaksınız orada? Dans falan ederiz. Gel sen buraya yanıma, buraya gel sen. Gel buraya. Gel sen buraya. Çık bir basamak çık oraya. Oğlum çıksana. Çıktım abi. Ha, bir tane daha çık. Ben aşağı bakamıyorum. Midem bu. Çık. Ne senin adın ne? Oğlum bağırsana. Tufan. Ha. Tamam bak ne güzel ismin var senin. Aferin bak. Güzel isim var. Bağırıyorum çünkü duymuyorum ben. Yüksek sesli müzikle çalıştığım için. Burada bir işitme sorunum var. Burada da kulaklık olduğu için çok duymuyorum. Bak şimdi. Tufandı değil mi? Şimdi arkadaşlarına bak bakalım. İçeri girseler o müzik eşliğinde böyle göze hitap edecek şekilde, estetik bir şekilde dans edebilirler mi? Bak bakın arkadaşlar. Cevap? Yok değil mi cevap? Tamam. O zaman bir canlandırma yapalım biz, tamam? Bekle. Serkan, mekanın kapısını biraz aralasana, müzik gelsin. Aç aç. Bas bas, kapat, bas bas. Hah, kalıyoruz. Ayağını koy, kalıyoruz. Gençler oynayalım. Nasıl? Oynayın, müzik geliyor, oynayın. Nasıl abi yani? Bayağı. Oğlum normal diskolo gibi oynayın. Aynı müzik içeride. Oynayın ha. Güzel güzel oynayın, evet. Kaldır kolları falan içeride mi? Kaldır. Bak. Görüyor musun? Geç senin arkadaşın. Sen de oyna. Serkan biraz kapıyı açın. Aç aç aç. Bak.
Gördük değil mi? Estetik olarak dans olayımız sıfır. Şimdi içeri girdiğinizde kızlar var içeride. Estetik olarak dans ediyorlar ve göze hitap ediyorlar. Siz bu kızları görünce ne yapacaksınız orada? Sanki yürürüz gibi. Aynen öyle bak, aferin. Oranız da var, anladınız mı? Bir de şimdi kafalar güzel olunca oranız buranız oynamaya başlayacak. Evet. Bunu biliyoruz değil mi? Biliyoruz değil mi bunu? Peki oranız buranız oynamaya başlayınca ben ne yapacağım size ha? Döveceksin abi, anladık biz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hadi bakalım. Hadi geçin. Tufan! Bak, dükkanın önünde ileride konuşun oğlum. Al arkadaşlarını öte yanda konuş. Ha. Arkadaşlar, ben Yılmaz'ı arıyorum. Açmıyor. Açsa girerdik aslında. Acaba daha fazla uzatmasak mı? Oo beyler. Ozan mesaj atmış. Şahane yılbaşı konseri var. Neredesiniz? Çıkın gelin. Konseri veren grup üyeleri dahil mekanda tek bir erkek yok. Atlayın gelin diyor. Nasıl ya? Nasıl bir ortammış o ya? Şöyle video attı bak şimdi. Bakayım. Allah'ını seversen defansa gelsin. Lan harika mı? İnanılmaz eğleniriz lan burada. Hadi gidelim. Neredeymiş burası? Şey ya, yakın. Karşıda Bostancı. Karşıda. Ha. Tamam arkadaşlar, teşekkür ederim. Sağ olun. Ben hazır gelmişken teyzeme geçiyorum da o hayalimdeki mandalinalı yılbaşını yaşayacağım ben. Size iyi eğlenceler. Ya. İsmail yapma. Bak buraya kadar beraber geldik. Buradan dönemezsin ya. Ya gördün işte konseri. Ortam şahane. Oğlum hiçbir güç ama hiçbir güç beni tekrar o trafiğe sokmaz, sokamaz nokta. Beyler bir daha olmazsa eve gidiyoruz. Ya, tamam, tamam, tamam mı? Tamam, tamam, Allah, Allah, tamam Allah, ya. Tamam ya. Ya arkadaş, adamı kaldırıp atmak nedir ya? Kardeşim iyi misin ya? Allah Allah, böyle bir şey yok. Ozan bu işte, Ozan bu. Ha, bu. Ha, kalkın, ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Sen niye dışarıdasın? Niye dışarıdasın? Erkek olduğum için abicim. Erkek olduğum için dışarıdayım. Meğer konserin konsepti varmış. Kız kıza yılbaşı konseriymiş. Benim de saçım uzun diye beni kız zannetmişler. Ben size dedim, ben size dedim. Siz beni dinlemediniz. Oğlum ben dedim bir manyaklık vardır diye. Dört mal bu adamın yüzünden geldik burada rezil olduk ya. Ben size söyledim ama dinlemiyorsunuz. Ay, abicim ama. Benimle ne alakası var abi ya? Kız kıza yılbaşı konseri mi olur ha? Ya biz erkek erkeğe yılbaşı konseri yapıyor muyuz? Ya niye öyle bir şey yapalım ki? Yani. Ooo beyler. İbo sakın. Dur be İsmail. Ne oldu kanka? Söyle kardeşim. Benim kuzen Bahadır mesaj atmış. Çalıştığı mekanda köpük partisi varmış. Kapıda da ben duruyorum. Çıkın gelin alırım sizi, sorun olmaz dedi. Köpük partisi mi? Bayılırım. Köpük partisi inanılmaz eğleniriz. Hayır, bak bak bak. Akıllanmıyor da ha. Ortam da şöyle bak. Aa, aman. Yani bak şimdi oğlum, yıkılır burası. Abi yine sabah kadar burası. Kapatırız burayı. Burada sayarız. Hiç inanılmaz. Bu neyin inanmışlığı lan? Ha? Daha kaç tane bar kapısından kovulacağız oğlum? Hiç mi onurunuz yok lan sizin? Benim çok yok. Neredeydi mekan? Ha? Mekan neredeydi kardeşim? Yakın ya, karşıda Bakırköy'de. Ha. İbrahim, ha? Kardeşim anla artık. Karşı yakın değil. Karşısı karşıda. Biz her ne sebepse bilmiyorum, bir gaza geliyoruz, kızları görmek için kıta değiştiriyoruz. Nasıl oluyor anlamıyorum, kızlar yine karşı kıtada kalıyor. Ne oluyor ben? İsmail, bu son. Ne olur lan, ne olur, bu son, hadi. Yok kardeşim, kusura bakmayın, ben buradan giderim yani, ben buradan teyzeme giderim. Beni saymayın, ben yokum, ben buradayım. Hiçbir kuvvet beni buradan bir yere götüremez, bitti. Köpük partisi geliyoruz. Ay Bahadır'ım. Bahadır'ım benim be. Ne yapıyorsun? Gitme lan.
Kardeşim Allah Allah ya. Kuzen geç kaldınız. Kapatıyoruz ya. Niye kapatıyorsunuz ya? Köpük bitti. Ulan adı köpüklü bara olan bir yerin köpüğü nasıl biter lan? Kardeşim bizim çocuklar biraz gaza gelip fazla sıkmışlar. Fazla sıkınca köpük bitti. Evet. Köpük bitince kalabalık sıkıldı dağıldı. Ya kardeşim hiç mi kalmamıştır ya? Dibini biraz şöyle sallasak ha? Biz dibini salladık kardeşim. 5 dakika daha gitti sonra yine bitti. Hadi ya. Vardır oğlum onun dibinde. Tamam. Biraz su koyup çalkalasak belki köpük çıkardı ya. Arkadaşlar anlayın. Anlayın. Olmayacak. Bugün kızımız yok. Ya bu neyin inanmıştı? Tamam. Yapmayın ya. Alışın bu duruma. Ooo beyler. Telefonunu kırarım lan ben. Yo İsmail, Bu defa durum farklı. Nasıl farklı? Nasıl farklı? Neden farklı? Oğlum, Sinem mesaj attı. Evdeyiz, çok sıkılıyoruz. Çiğdem, Aysel, Elif, Serpil, Meltem. Oturuyoruz, siz de gelseniz diyor. Abi beni salın, ben teyzeme gideyim buradan. İsmail yapma. İsmail bak, kızlar davet etmiş. Bitti bu iş, tamam mı? Hadi, hadi gidelim, hadi. Bak sinirlerimi bozuyorsun çocuk. İnsanlıktan çıktın, yapma ya. Ya abiciğim gözünü seveyim. Bir dakika, ses kaydı attı. Çok pardon Ozan. Ya neredesiniz? Geldiniz. Ya çok sıkıldık, hadi. Hadi eğlenin, gelin. Hadi gelin. Çiğdem var, o son gelenin sesi Aslı. Altıyız. Halı saha maçı mı lan bu? Arkadaşlar, kısa net söylüyorum. Ben buradan giderim abi. Abicim gözünü seveyim. Bak Allah aşkına ya. Bak bu sefer bizi eve çağırıyorlar ya. Yani kapıdan geri dönme, atılma, içeride örselenme. Ne bileyim dayak yeme. Hiç böyle şeyler olmayacak. Hadi be gözünü. Ya bütün gün ne kadar çile çektik. Hadi şöyle bir mutlu sonla bitmesin be. Hadi be abi. Nerede lan bu ev? Yakın ya. Karşıda Pendik'te. İbrahim. Ha. Pendik Bakırköy'e yakın değil kardeşim. Senin hiç mi harita bilgin yok ya? Ben buradan Kırklar elindeki halama giderim, daha yakın ya. İsmail, saçmalama artık yeter. Arkadaşım biz bu gece niçin çıktık yola? Bir saattir niçin uğraşıyoruz bu kadar? Bu yılbaşı gecesi bu kızlarla geçireceğiz. Bak bu sefer kızlar bizi çağırıyor. Buradan geri dönemezsin. Bu kutlu yola biz beraber baş koyduk İsmail. Ne yaptık, Anadolu'nun kapılarını mı açtık seninle birlikte? Oğlum bu neyin inanmıştı? Ayrıca sen ne ara dahil oldun bize ya? Bu kutlu neferlerden biri oldun. Ya İsmail. İsmail tamam hadi gidelim. Hadi. Arkadaş ben bundan korkuyorum. Çok ciddi söylüyorum. Hiçbir kuvvet beni bu akşam o köprü trafiğine tekrardan sokamaz. Net. Hayır, anlamadım. Kızlı ortam peşinde koşarken ortamdaki erkek sayısı sürekli artıyor. Yok, geldik. Şurası. Beyler, sakin olun. Kapıyı çalıyorum beyler. Uzağa çalma. İn aşağı. Çık oradan, gel. Kaç oradan. Ne oldu? Saçmalama, ne oluyor? Çok kötü. Kapıyı çalıyorum. Sinan mesaj attı. Evet. Babamla abimler bize geldi. Yılbaşını beraber kutlayacağız. Geleceksiniz haberiniz olsun demiş. Kaş abisi varmış. Yuh. Viyana kapılarını bu kadar zorlamadık. Yuh diyorum. Arkadaşlar bunu artık idrak edin. Kızımız yok. Bu gece biz bizeyiz ya. Ya abicim belli ki çok misafirperver insanlar. Hem kız şey dememiş ki, gelmeyin dememiş ki yani. Haberiniz olsun demiş abi ya. Tamam o zaman. Arkadaşlar, bakın. Yeni yıla gireceğim evde kız olsun bana yeter. Sizinle girmek istemiyorum ben yeni yıla ya. Anlayın artık ya. Şu an biz de istiyoruz. Hadi girelim. Ortamdan şöyle bir video geldi böyle. İçerisi böyleymiş bak. Oho! Genç Osman dediğin bir küçük aslan. Bağdat'ın içine girilmez yaslan. Oho! Allah Allah deyip geçer genç Osman Ofo. Bir şey soracağım ya. Bunların hepsi niye pala bıyıklı abi?
Hadi gidelim ya. Heh. Aynen ya. İnsanlar boş yere rahatsız etmeyelim yani. Ya. Hadi eve gidelim ya. Eve gidiyoruz aynen. Değil mi? Evet, evet, evet. Yalnız ben kıtalar arası gidip gelirken karnım çok acıktı. Bir çorba yiyip öyle geçelim. Oo, çorbayı nerede yiyeceğiz biliyor musunuz? Ulan sormayacağım diyorum ama merak ediyorum. Nerede yiyeceğiz? Yakın ya, karşıda Kırklareli Vize. Hayır git. Geç. Dur. Ah, oha. Oğlum sizin durumunuz ne ya? Abi biz çok kötü durumdayız. Ben anladım. Siz şimdi hızlı ortam kovalıyordunuz değil mi? Ama karşı cinste en ufak bir temasınız olmadı. Şimdi de çorba içmeye gidiyoruz. Nereden anladın abi? Sizin gibi 124 tane sap buradan böyle geldi geçti biliyor musun? Yalnız değilsiniz ya. İyi abi. Nereye gidiyorsunuz çorba içmeye bakalım? Yakın ya, Kırklareli Vize. Ne güzel. Benim de mesai bitmişti. Ben de geleyim size bir çorba içeyim ha. Buyurun. Hadi alın beni. Hadi. Hadi. Buyurun. Hadi. Buyurun. Ceza yazmayın böyle kalabalığız ama. Yok yok sıkıntı yok. Ben de sık. Hadi başlayayım. Sizi açtı biraz. Vallahi başlayayım. Evet sevgili seyirciler. 2023'e artık saniyeler kaldı. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hoş geldin 2023. Ediyorum. Kim? Bir şey değil ya. Kırklareli Belediyesi yeni yılımı kutluyor. Aa, Sagopa Kajmer'le Ramiz değil mi o ya? Şefim biraz sesini açar mısın? Düşmekten üstüm başım yama. Kızmış duama, tuzmuş yarama. En zayıf anında sızmış rüyama. Kefil günaha, esir zamana. Kime gülersen vezir dünyana. Hepsi polyana, kapar yalana. Direniyorum istilana. Eli kolu yara bere kaderine gidiyordu yine bu çocuk. Oluk oluk kanıyordu damarına duyum atar içine buruk. Bir saat gibi ölüme koruk, kafası bozuk. Yarısı kabuk, yarısı alev, yarısı barut. Anlık bir karar mahvetmem, sanırım kendimi affetmem. Düştükçe kadarı küfretmem, tüm doğrularımı keşfetmem. Kırk odada bir beden hapsetmem, Azrail'im ama centilmen. Hayat ucuz paçavra, yaka paça kadavra. Bu hayat bize bir gün bakar elbet. Bir düşkütü bize bir gün bakar elbet. Bir üstü tür bir akar elbet. Ruhumuz darmadan paramparça. Yolunu delerek geçtiğim yolu iki gözümle görenekten. Çatı sepetindeki elmaları tekmeleyerek dökerekten. Şapkasını yakıp saçından sürükleyerek keserekten. Türk insancıkları eleklerimde eleyerekten. Farkları yoktu kağıttan olma kesikten. Yine de üstlerine yürüyen kurşunlar için yardım isterim çelik yerekten. Hayat kimine kalın kimine bilek kestiren. Kimine meltem üfleyip de kimine pahalı.
Poyraz Esren. Aa işte böyle bir yakar, bir üşütür, bir kaldırır yerden, bir düşürür yerek yine ne yapacağını bilen yok. Bir tarafım ölse ötekini yaşatır, ömerden geldiğince varım işte olabildiğince. Onlar böyle kolayca atlanınca ne aldıklarında nefret ediyorum, bunu yaptıklarında. Kandırmayı kolay sandıklarında nefret ediyorum, kötüler kazandıklarında. Bu hayat bize bir gün bakar elbet, bir üşütür, bir yakar elbet. Ruhumuz darmadan paramparça, düştüğü yerden bir gün kalkar elbet. Bu hayat bize bir gün bakar elbet, bir üşütür, bir yakar elbet. Ruhumuz darmadan paramparça, düştüğü yerden bir gün kalkar elbet. Sagopa Kajmer'le Ramiz birlikte şarkı mı söyledi? Öyle gibi oldu değil mi? Evet. Çorbanın sarımsağı mı fazla, ne oldu? Ne oldu? Şefim, sen bu çorbaya ne koydun ya? Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen nesin?